Hoş geldiniz efendim. Ben yatırım danışmanınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Ben de Saniye. Sanırım yatırım için size danışıyoruz. Evet, buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim Saniye Hanım? Ben zengin olmak istiyorum. Herkes zengin olmak istiyor. Ama ben hemen olmak istiyorum. İsminiz gibi saniyelik sonuçlar almak istiyorsunuz demek ki. Kesinlikle. Çok hırs yaptım. Bir senede çok büyük zengin olmak istiyorum. Tabii yapacağınız yatırımlara ve becerinize göre bu mümkün. Hangi konuda iyisiniz? Yani iş anlamında hangi alanda yeteneklisiniz? Onu siz bulacaksınız ayol. Yatırım danışmanı olarak beni yatırıp incelemeniz gerekmiyor mu? Ne münasebet hanımefendi. Biz burada kimseyi yatırıp incelemiyoruz. İnsanlar geliyor, biz de onlara para kazanmanın yollarını öğretiyoruz. Para kazanmanın yollarını biliyor ve o kadar eminseniz niye başkasına kazandırıyorsunuz? Kendiniz kazanın. Biz de öğreterek kazanıyoruz işte. Neyse, biz konumuza dönelim. Yeteneğinizi sormuştum. Herhangi bir iş deneyiminiz var mı? Yoktur. Ne deneyim mi? Ben evlendiğimden beri paso yemek yaptım, çocuk yaptım. Bu alanda master seviyesinde olabilirim. Nasıl yani? Siz hiç çalışmadınız mı bugüne kadar? O şerefsiz kocam olacak Muhittin beni hiç çalıştırmadı. Şimdi de beni bırakıp mahalleden bir karıyla kaçtı. Zengin olup karşılarına çıkıp suratlarına tükürmek istiyorum. Bunu fakirken de yapabilirsiniz sanıyorum. Şimdi tükürsem karı yola beni ayırır. Zengin bir şekilde karşılarına çıkarsam korkarlar. Ezmek istiyorum onları paramla. Para demişken Saniye Hanım, yapacağınız yatırımlar için ne kadar para biriktirdiniz? Kur'an çarpsın, kuruş param yok. Para olmadan nasıl yatırım yapacaksınız hanımefendi? Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Aa, danışmanlık yapan sizsiniz. Parayı nasıl kazanacağımı siz öğretmeyecek misiniz bana? Sizin işiniz bu değildir. Biz yatırımı, yani parası olan insanlara para kazanmanın yollarını öğretiyoruz. Baş, çok biliyorsun. Param olsa neden sana geleyim be? Para parayı çeker zaten. Ben de bir sok sanmıştım burayı. Madem parayı yoktan var edemiyorsunuz, ne diye insanlara yalandan hayaller satıyorsunuz? Yoktan var etmek Allah'a mahsus hanımefendi. O biz aciz kulları aşar. Ay, hemen de Allah'a sığının. Sıkışınca hemen Allah'ın arkasına saklanın. Neyse, benim vaktim çok değerlidir ve bunu sizinle heba edemem. Daha eve gidip bumbar dolduracağım ya. 2 saattir boş boşuna çene yaptırdı burada bana. Sakın arkamdan gelmeyin, sizinle çalışmıyorum. Allah'ım, manyak mıdır nedir ya? Çocuklar, sıradaki gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba, yatırıyormuşsunuz. Hayır efendim, size yanlış anlatmışlar. Biz sadece yatırmalarına yardımcı oluyoruz. Beni de yatırır mısınız? Pardon, yatırıma yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki yardımcı olabiliriz. Çünkü bu bizim işimiz. Bugüne kadar kaç kişi yatırdınız? Sayısını tutmadım ama çok fazla. Performansı da bu kadar yüksek yani. Alev Hanım, biz hangi konudan bahsediyoruz tam olarak? Yatırım danışmanımızdan tabii ki. Neyden olacak? Sonuçta size akıl danışmaya geldim. Biraz tanımam gerekmiyor mu? He tamam. Yatırım danışmanlığı yapıyorum. Yani şu an sadece hayal ama her an gerçekleşebilir. Bizle çalışan herkes çok mutlu. Size de inşallah yardımcı olabiliriz. Ne kadar yatırımınız var ve bunu neye yatırmak istiyorsunuz? Ne yatıracağımı bilsem sineye gelin be. Kelime de nedir? Ben 0 kilometreyim. Beni bembeyaz bir kağıt gibi düşünün. Ne yazarsan o? Bugün de her gelen bembeyaz kağıt maşallah. Şimdi size yardımcı olabilmem için hangi alanlarda iyi olduğunuzu öğrenmem lazım. Mesela örneğin ne iş yapıyorsunuz? Eskortluk yapıyorum yıllardır. Hiçbir şey biriktirdim. Bu parayla yatırım yapmak istiyorum. Yatırım dediysem inşaata falan değil yani. Kendi alanımla ilgili ne yapabilirim onu danışmaya geldim size. Hanımefendi, ben ne anlarım eskortluktan? Meslek mi seçiyorsunuz ve madem danışmanlık yapıyorsunuz her konuda yardımcı olacaksınız. Olur tabii, yardımcı olayım da nasıl yardımcı olacağımı pek kestiremedim. Örneğin siz neden şikayetçisiniz? Oraları anlatın, biz de oraları iyileştirmeye çalışalım. Şimdi 100.000 TL kadar birikimim var. İyi kötü bir müşteri kitlem de var. Ama ben bunu biraz daha geliştirmek istiyorum. Kısacası bu meslekte zirveye yükselmek istiyorum. Alev Hanım, zaten eskortluk yapıyorsunuz. Bunun zirvesi tam olarak neresi? Kestiremedim. Benim etkilemedim. Onu da siz bulacaksınız işte. O kadar para verdik danışmak için. Peki, şöyle yapalım. Siz bu paranızı kendinize yatırın. Yani sarkmış yerlerinizi kaldırtın, bazı yerlerinize silikon bastırın, ne bileyim dudaklarınızı falan şişirin. Yani en çok nerelerinizi kullanıyorsanız oralarınıza yatırın yani. Sonra çalıştığınız caddeleri değiştirin, daha kalabalık caddeler tercih edin falan. Ay, bunları ben de biliyorum herhalde. Ben de yaratıcı bir fikir verecek sandım. Kelin ilacı olsa kendi kafasına sürerdi. Çek! Hanımefendi, çek yerim durmayın be.
Eskortluk bizim alanımız değil. Kes be! Zaman kaybısı. Burada geçirdiğim süre boyunca iki müşteriyi almıştım ben, biliyor musun? Üstelik bir de para ödedim buraya. Zararsın. Zaman kaybısı. Ayrıca vizyonsuzsun. Ayrıca Serkan hiçbir yerim yok. Hadsiz!